pH hidronyum iyonu derişiminin negatif logaritması olarak tanımlanıyor. Mesela suyun pH'ını bulmak isteyelim. Suyun pH'ını bulmak için hidronyum iyonu derişiminin 10 tabanında negatif logaritmasını alıyoruz. 25 santigrat derecede hidronyum iyonu derişimi 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar. Logaritmayı iyi biliyorsanız bu işlemi de aklınızdan yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız bir hesap makinesinden de yardım alabilirsiniz. Hem kim karışabilir ki ha? Burada bir hesap makinesi kullanarak işlemi birlikte yapalım. Eksi logaritma 1 virgül 0 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bu işlem sonucunda hesap makinesi bize 7 değerini veriyor. Yani suyun pH değerini 7 olarak bulduk. Virgülden sonraki basamakları da yazmak istersek 7 virgül 0 yazabiliriz. Hidronyum iyonu derişimi olarak elimizde en başta 1,0 değeri vardı. Yani iki basamağımız vardı. Logaritma ile işlem yaptığımızda ilk durumda iki basamağımız olduğu için bulduğumuz pH değerini de virgülden sonra 2 basamak şeklinde yazarız. Özetle suyun pH'i 7'dir diyoruz. Suyun nötr olduğunu da biliyoruz. Şimdi bu su örneğini başka bir örnekle karşılaştıralım. Mesela elimizde portakal suyu olsun. Ve bu portakal suyunun pH'ini hesaplamak isteyelim. Portakal suyunda hidronyum iyonu derişimi de bir sayı uyduruyorum. 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olsun. Peki bu çözeltinin pH değeri kaç olur? Şimdi hesaplayalım. pH eşittir hidronyum iyonu derişiminin negatif logaritması yani 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu işlemi hesap makinesiyle yapalım. Buraya yeniden yazıyoruz. Eksi logaritma 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Sonucumuz 3,82 çıktı. Virgülden sonra yine 2 basamağımız var. Sayıları nasıl yuvarlayarak yazdığımızı hatırlayalım. Virgülden sonra yalnızca iki basamağı alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu pH değeri yani 3,82 7'den küçük. Ve pH'ı 7'den küçük olan çözeltilerin asidik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla portakal suyunun asidik bir çözelti olduğunu bulduk. Şimdi tersten düşünelim. Diyelim ki bize bir çözeltinin pH değeri verildi ve hidronyum iyonu derişimini bulmamızı istiyorlar. İşlemi kolaylaştırmak için 3,82 değerini kullanalım. Diyelim ki pH olarak 3,82 verildi ve hidronyum iyonu derişiminde bulmamız isteniyor. Hatırlayalım. pH hidronyum iyonu derişiminin negatif logaritmasına eşitti. Yani 3,82 eşittir eksi logaritma hidronyum iyonu derişimi yani H3O artı derişimi. Negatif işaretini karşı tarafa geçirelim eksi 3,82 eşittir logaritma h3 o artı. Bu işlemde hidronyum iyonu derişimini bulabilmemiz için negatif pH'in logaritmasının tersini yani antilogaritmasını almamız gerekiyor. Bu da 10 üzeri eksi 3,82 demek oluyor. Yani h3 o artı derişimi eşittir 10 üzeri eksi 3,82. Hesap makinemizi yeniden alalım. Buraya 10 üzeri eksi 3,82 yazıyorum. Gördüğünüz gibi bu işlemi yaptığımızda sonucu 1,5 buluyoruz. Sayıları nasıl yuvarladığımızı hatırlayalım. Hidronyum iyon derişimini 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak elde ediyoruz. pH değerinde virgülden sonra 2 basamak olduğu için bulduğumuz derişimin değerinin de 2 basamak olması gerekiyor. Aslında bu bulduğumuz değer önceki problemde verilen derişim değeriyle aynı. Yani sorunun cevabını doğru bir şekilde bulduk. Özetle verilen pH değerinden hareketle hidronyum iyonu derişimini bulmak istersek 10 üzeri eksi pH formülünü kullanmalıyız. Evet. Şimdiye kadar suyun ve portakal suyunun pH'ını bulduk. Şimdi de amonyan pH'ını bulalım. Bir sonraki problemimiz işte burada. Hidroksit iyonu derişimi 2,1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olan sulu amonyak çözeltisinin pH'ini hesaplayalım. Sonra da pH'i hesaplamamız isteniyor. pH'in hidronyum derişiminin negatif logaritmasına eşit olduğunu biliyoruz. Fakat sonra da bize hidroksit iyonlarının derişimi verilmiş. Yani hidroksit iyonu derişimini kullanarak bir şekilde hidronyum iyonu derişimini bulmamız gerekiyor. Bunun için de bu iki derişimi birlikte kullanacağımız bir formüle ihtiyacımız var. Bu formülü daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Hidronyum iyonu derişimi çarpı hidroksit iyonu derişimi eşit KsU yani 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 14. Şimdi verilen hidroksit iyonu derişimini formülde yerine koyalım ve hidronyum iyonu derişimine de x diyelim. X çarpı 2,1 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 14. Bu denklemi x için çözersek, Hatırlayalım. X için hidronyum iyonu derişimi temsil ediyor demiştik. Önce hesap makinemizi alalım. Yeniden yazalım. 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 2,1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hidronyum iyonu derişimini 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar olarak bulduk. Buraya yazalım. Şimdi de bulduğumuz bu sayıyı burada formüle yerleştirerek pH'lerini bulabiliriz. Çözeltimizin pH'i eşittir negatif logaritma 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 12. Bu işlemi de hesap makinesinde yapalım. Yeniden yazıyorum. Negatif logaritma 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 12. Bulduğumuz değeri virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlarsak pH'i 11,32 olarak elde ederiz. Yani amonyak çözeltimizin pH'i 11,32. Tekrar altını çizelim hidronyum iyonu derişimi iki basamaklı olduğu için pH değerinde de virgülden sonra iki basamak olarak alıyoruz. Bulduğumuz pH değeri 7'den büyük. pH'i 7'den büyük olan çözeltilerin bazik çözeltileri olduğunu biliyoruz. Yani amonyak çözeltimiz bazik bir çözeltidir diyebiliriz. Bu problemi çözmenin başka bir yolu daha var. Ancak bunun için pOH'ın ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Buradaki formüle bakalım. pH hidronyum iyonu derişiminin negatif logaritmasına eşit. Burada hidronyum derişimi yerine hidrojen protonu derişimi de kullanabiliriz. Bu iki değer birbirine eşit. Yani hangi yolu kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Şimdi pOH değerinin üzerinden gidiyoruz. Yeniden söylüyorum. pOH hidroksit iyonu derişiminin negatif logaritmasına eşit. Şimdi suyun pOH değerini hesaplayalım. 25 santigrat derecedeki suyun hidroksit derişimi de aynı şekilde 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar. Bu değeri kullanarak pOH hesaplayalım. pOH eşittir negatif logaritma 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bu suyun pH'ını hesaplarken yaptığımız hesabın aynısı. Yani suyun pOH değeri de pH değeri gibi 7,00'a eşit. Su için pH artı pOH değeri ise 14 yapıyor. Bu formülü asit ve bazlarla ilgili hesaplamalar yaparken de kullanabiliriz. Şimdi buradaki hesaplamayı tekrar yapalım. Fakat bu sefer pOH değerini kullanarak yapalım. Yani amonyak çözeltisinin pH'ını pOH'ını kullanarak hesaplayalım. Çünkü soruda bize hidroksit iyonu derişimi verilmiş. Dolayısıyla amonyak çözeltisinin pOH değerini kolaylıkla hesaplayabiliriz. pOH eşittir negatif logaritma. Buraya derişimini yazıyoruz. 2,1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hesap makinesini alalım. 2,1 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün negatif logaritması. Bu hesapta yaptığımızda pOH değerini 2,68 olarak buluyoruz. Tekrar söyleyelim. Derişim değeri 2 basamaklı. O yüzden POH değerinde de virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde yuvarladık. Şimdi bu değeri buradaki formüle yerleştirelim. POH'ı alıyoruz. pH artı 2,68 eşittir 14. Bu işlem sonucunda pH değerini 11,32 olarak elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu pH değeri önceki hesapladığımız pH değeriyle aynı. Yani aslında hesaplama yaparken hangi formülü kullandığımızın pek bir önemi yok. Yani... Hangi yolu kullanırsanız kullanın aynı sonucu bulacaksınız. Şimdi buradaki pH ölçeğine bir göz atalım. Ve bu videodaki daha önceden verdiğimiz örnekleri bu ölçek üzerine yerleştirelim. Suyun pH 7 olduğunu ve suyun nötr olduğunu zaten söylemiştik. Suyu ölçeğinin tam ortasına yerleştirelim. Sudan sonra portakal suyunun pH'ını hesaplamıştık. Portakal suyunun pH'ını 3,82 olarak bulmuştuk. Bu değer 7'den küçük. Onu da buraya yerleştirelim. Portakal suyunda kısaltma olarak PS şeklinde yazalım. pH'in 7'den küçük olduğu durumlarda çözeltilerin asidik olduğunu söylemiştik. Yani portakal suyu asidik bir çözelti. pH ölçeğinde suyun sol tarafında olan çözeltiler asidik çözeltilerdir. Daha sonra amonyak çözeltinin pH'ini 11,32 olarak hesaplamıştık pH'in 7'den büyük olduğu çözeltilerin bazik çözeltiler olduğunu da söylemiştik. Yani pH ölçeğinde suyun sağında olan çözeltiler bazik çözeltilerdir. pH ölçeğinde genellikle 0 ile 14 arasında değerlerden bahsederiz. Ancak 0'dan küçük pH değerlerine de rastlamak mümkün. Çünkü pH değeri en nihayetinde hidronyum iyonu derişimine bağlı. Özetle pH ölçeği çözeltilerin pH'ını suyun pH'i ile kıyaslamak için ve çözeltileri asidik ya da bazik olarak sınıflandırmak için kullanılıyor.